Aşk hayatımızda göründüğünde her şey değişir. Kırmızı İpliğin antik doğa efsanesi her birimizin hayatının aşkıyla görünmez bir ipliğe bağlı olduğunu söylüyor. Er ya da geç, kırmızı iplik tarafından bağlanmış her iki insanın birbirlerini bulacağı gün mutlaka gelecek. Aslında hepimiz ruh eşi fikrine alışığız. Ruh eşiniz sizi tamamlayan diğer yarınızdır ve birlikte bütün bir çevreyi temsil ediyorsunuz. Günümüzde bu fikir daima arayışı içinde olduğumuz mükemmel birliğin romantik idealine dönüşmüştür. Bu atar damar tarafından birleştirildiğinde kaderin kırmızı iplerinin kalpleri birleştirdiği söylenmeye başlandı. Yani ortak çıkarları ve duyguların birliğini sembolize ediyorlardı. Bu yüzden bazı ülkelerde serçe parmakların birbirleriyle birleştirilerek sözler verilmesinin de nedeni budur. Benzer şekilde bizi bağlayan görünmez ipin kavramı ve bizim için doğru olan kişiyi de görüyoruz. Bir efsaneye göre birbirlerini tanımayan insanların parmaklarına bağlı kırmızı bir iplik olduğu söylenir. Bu iplik zamanı ve mesafeye rağmen asla kaybolmaz ve sürekli bağlı kalır. Bu kişiyle tanışmanız ne kadar sürerse sürsün, onu görmeden ne kadar süre harcarsanız harcayın, dünyanın diğer tarafında yaşıyor olsanız bile önemli değildir. İplik sonsuza kadar uzar ancak asla kopmaz. Zamanın sonuna kadar bizimle birlikte olacak kişilere bağlanacağız. Pek çok insan sizi ve kaderinizi bağlayan bu görünmez ipin kırmızı rengini kabul eder. Çünkü kırmızı renk kuvvetli çekim ve arzuya bağlıdır. Aynı zamanda iki ruh eşini bağlayan kader ipinin rengidir. Siz ve sevdiğiniz biri arasındaki bu kırılmaz bağ mesafeye, zamana ve anlaşmazlıklara rağmen asla tükenmeyecektir. Görünmez iplik dolandığında ya da bir noktanın ötesinde gerildiğinde kopma riski yoktur. Ancak birlikte olmanız gereken kişiyle birleşmeniz normalden daha uzun sürebilir. İşler asla imkansız hale gelmez. Şu an için ertelenebilir ve daha sonra gerçekleşebilir. Sevgiliniz size geri dönüş yolunu mutlaka bulacak veya siz onlara doğru yönlendirileceksiniz. İkinizin kaçınılmaz olarak yolları birleşecek ve bir daha asla yalnız kalma riskini almayacaksınız. İp neredeyse ikiniz arasında zamanla süzülen tüm zihinsel ve fiziksel mesafelere dayanarak sizi özel bağda bir araya getirdiğine inanılan sihirli bir değnek gibidir. Doğduğumuz günden itibaren kırmızı bir iplik bize eşlik ediyor. Hayatımızda meydana gelen öngörülemeyen ve keskin dönüşlere rağmen bizimle kalıyor. İşler yolunda gitmediğinde ve hayat bizim için daha da kötüye gittiğinde o kişinin sadece bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Neredeyse her birimiz tekil fikirlere inanıyoruz. Bu büyük dünyadaki birisinin sadece bizim için kırık benlerimizi iyileştirmek ve ihtiyacımız olan tüm sevgiyi vermek için orada olduğuna inanıyoruz. Hepimiz gelip bizi tamamlayacak mükemmel birine inanmakla yaşıyoruz. Birçok kültür kaderle ilgili nesilden nesile güzel hikayeler iletti. Henüz bilinmeyen fakat bir gün uzaya ve zamana katılacak olan insanlar arasındaki birliktelik öyküleri. Uzak Doğu'da kaderle ilgili hikayeler kısmen dini inancın etkisinden dolayı büyük ölçüde baskındır. Merkezi bir kavramı içeriyor, yani karmayı. Çeşitli dinlere göre karma, insan eylemlerinden türeyen bir enerjidir. Görünmez ve ölçülemez. Karma yasalarına göre birbirini takip eden reenkarnasyonların her biri önceki yaşamlarda yapılanlar tarafından şartlandırılacaktı. Başlangıçta eylem anlamına gelen bir kavram olan karma, sonunda eylemlerimiz tarafından şartlandırılacak olan kaderin eş anlamlısı olarak kullanıldı. Bu karma kader bağlamında çok sayıda hikaye, efsane ve inanç ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de kaderin kırmızı ipliğinin efsanesidir. Hem Çin hem de Japon mitolojisinde mevcut olan bir inançtır. Ayrıca bu efsane batıda ruh eşi dediğimiz kavrama da yansır. Kırmızı ipliğin efsanesine göre doğumda birlikte olması gereken iki kişinin ayak bileğinin etrafına ya da Japon kültürüne göre serçe parmağına kırmızı bir ip ile bağlanırlar. Bu nedenle kırmızı ipliğin birleştirdiği iki insan zaman, mekan ya da şartlara bakılmaksızın sevgili olacaklardır. Bu sihirli kordon uzayabilir veya dolanabilir ancak hiçbir zaman kopmaz. Kırmızı iplik ile ilgili neredeyse tüm Japon evlerinde çocuklara ve gençlere anlatılan en popüler efsanelerden birinden bahsetmek istiyorum. Uzun zaman önce çok genç olan bir imparatorun krallığında kaderin kırmızı ipliklerini görebilme yeteneğine sahip olan bir cadı yaşadığını öğrendi ve hemen cadıyı yanına çağırdı.
Cadı geldiğinde imparator ona küçük parmağına bağlı olan kırmızı ipliğin diğer ucunu aramasını ve karısının kim olacağına bakmasını emretti. Cadı bu talebi kabul etti ve ipliği takip etmeye başladı. Bu arayış onları kucağında bebeği olan fakir bir çiftçinin ürünlerini sunduğu bir pazara götürdü. Genç imparator köylünün olduğu yere vardığında cadı kadının önünde durdu ve ayağa kalkmasını söyledi. Cadı genç imparatora yaklaştı ve şöyle dedi. İşte ipliğin burada sona eriyor. Ancak bunu duyduktan sonra imparator öfkelenmeye başladı. Çünkü cadının onunla alay ettiğine inanıyordu. Öfkeli imparator köylü kadını tüm gücüyle itti. Bunun sonucu olarak fakir kadının çocuğu elinden düşürmesiyle bebeğin alnında büyük bir yara ortaya çıktı. Daha sonra imparator gardiyanlarına cadıyı durdurmalarını emretti. Yıllar sonra bu imparatorun evlenme zamanı geldi ve mahkemesi çok güçlü bir generalin kızıyla evlenmesinin en iyisi olduğunu söyledi. İmparator bunu kabul etti ve düğün günü geldi. Güzel bir elbiseyle ve yüzü tamamen örtülmüş bir şekilde tapınağa giren karısının yüzünü ilk kez görecekti. Karısının yüzündeki örtüyü kaldırdığında güzel ve zarif yüzünün alnındaki belirgin bir yara iziyle ayırt edildiğini gördü. Yıllar önce kaderini reddetmesi sonucu yarattığı bir yaraydı bu. Cadının onun önüne yerleştirdiği ve yağmalamaya karar verdiği bir kader. Kırmızı ipliğin bu efsanesi o kadar kökten ki doğu ülkelerinde milyonlarca insan bileklerine kırmızı iplik takmaya başladı. Japon geleneğine göre kırmızı ipliğin efsanesinin öğretilmesi, kader anlayışı ve sevginin bu ipliğin içinde oynadığı üstün bir rol oynamaktadır. Kader, sevgilerin nasıl olduğunu açıkça gösterir. Bizi sevmek için doğmuş kişiden asla kaçamayız. Aslında bu efsane, ruh eşinin gizemine ışık tutmaya çalışıyor. Eski Japon kültürü, her bir insanın geleceğinin yolculuğa başladıkları andan itibaren önceden belirlenmiş olduğu fikrini reddeder. Doğum ile her insanın küçük parmağına bağlanmış, maddi olmayan kırmızı iplik aracılığıyla birbirinin kaderine bağlı olduğunu kabul ederler. Kaderi, yaşanmaya programlanmış bir şey olarak anlayabilir ve bizi sevmek için doğmuş olan kişiyle tanışmamıza yol açan bir tesadüf olarak düşünebiliriz. Kalpten ele giden ince damar, görünmez bir dünyada yolunu başka bir kişinin kalbinde bitirmek için uzanır. Bunun etrafındaki Japon efsanelerinden bir diğeri de her gece ayda yaşayan yaşlı bir adamın ortaya çıktığını ve dünyadaki buluşma ile ilgili birbirlerine öğretecek bir şeyleri olan ruhları aradıklarını ve onların yollarını bulmak için kırmızı bir iple bağlandığını söyler. Böylece parmağımıza bağlı olan kırmızı ipliğimiz başkasında bitiyor. Bunu kabul etmek veya en azından düşünmek gizli bir rahatlıktır. Sanki bizim adımlarımız inatçı gibi gözüküyor. Sanki aşk gideceği ülkenin rotasını ve coğrafyasını biliyordu ve bu nedenle tökezleyen bloklar veya kötü kararlar yoktu. Kaprislerimizi ya da cehaletimizi empoze edemediğimiz kırmızı bir iplik, kıramayacağımız ya da yıpratamayacağımız bir kırmızı iplik, sonsuz aşkları birbirine bağlayan, kalpleri derin olanları sembolize eden kırmızı iplik, bir annenin, bir babanın, bir çocuğun, bir arkadaşın, bir erkeğin veya bir kadının aşkı, sevgiyi ve ortak ilgiyi sembolize eden kırmızı bir iplik. Hayattaki her insanın iki büyük aşkı olduğu söylenir. İlk durumda hayatınızda birlikte devam etmek istediğiniz bir eşten bahsediyoruz. Çocuklarınızın annesi veya babası olacak kişi. Maksimum uyum hissedeceğiniz, hayatınızın geri kalanında onunla mutlu bir şekilde yaşamanızı sağlayacak bir kişi. İkinci aşk her zaman kaybolan, bulunamayan bir kişidir. Doğum sırasında bağlı olduğunuz kişi. Bu bağlantı o kadar güçlüdür ki zihin tarafından desteklenemez. Bu bağlantı bir dakikalığına bile gitmenize izin vermiyor ve sanki mutluluğun tadını çıkarmanıza izin vermiyor. Kırmızı iplik, insanların birbirlerini tanıdığı ve herhangi bir durumda kırılamadığı hayatlarından bağımsız olarak var olur. Bazen az ya da çok gergin olabilir ancak her zaman aralarında var olan bir bağlantı örneğidir. Bu nedenle kırmızı ipliğin efsanesi bize birlikte olmamız gereken kişiyle buluşmamızı ve paylaşılan hikayelerin labirentinde önceden tasarlanmış mükemmel bir yol olduğunu söyler. Efsaneye göre kırmızı ipliğin sevgisiyle buluşmaktan kaçınmanın imkansız olduğu bile söylenebilir. Er ya da geç yollarınız birbirinizden geçecek. Yeni hisler ve duygular keşfedeceksiniz. Aşkın sizin için ne anlama geldiğini anlayacaksınız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz.
Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.